dışarının reklamını yapmayın. O da kurbandan kurbana. Doldurmayacağım varsa 4 milyar maaş ödeyin, 4'ünü de vereceğim. 4 milyar maaş ödeyin, yaşanamayacak bir hale geldik. Çocuğum diyorsun. 10 milyar para verdiler. Dükkan daha burada su. Nasıl gücün varsa her yerde işin görüyor. Kırmızı mikrofondan herkese merhaba. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza gündeminizde ne var diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Hadi gidelim. Gündeminizde ne var diye soruyoruz. Kırıkkale halkının gündeminde ne var? Bunu merak ediyoruz. Vallahi gündeminde pek sen buna sor gündeminin. Size soralım, sizin gündeminizde ne var? Vallahi şu fiyat artışları var ya, milletin en çok bahsettiği onlar yani. Ama Kırıkkale'de zaten siyaset denince Kırıkkale'de başlıyor. İkinci planda siyaset var. Peki. Çok pahalı, çok pahalı, çok pahalı. Yani bu iktidar dönemine bağlamak da doğru değil. Bu vicdan meselesi arkadaşlar. Esnaf alabildiğine fiyat değiştiriyor. Yani ben sizlere de teşekkür ediyorum. Kanal hangi kanaldır bilemem. Gazete Kale TV. Evet, tamam. Ne güzel maşallah. Hani bunlar da biraz sizin röportajlarınızla inşallah indirir. Yani bir kişi kazanmayacak. Tabanda gezen insan kazanacak. Cebimizde paramız da kalsın yani. Ne oldu? Ekmek 2.25 idi. Bugün de 2'ye düşürdü. Demek 2.25 de kazanıyorsun. 2'de de kazanıyorsun. Durum böyle. Ama diğer ikinci plana gelince seçimlerde vatandaş o zaman rayına oturur yani, değerli kardeşler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Peki siz erken seçim bekliyor musunuz seçimlerdeniz? Bunu soran. Hayır. Şu anda erken seçim diye bir olay yok yani. Olmaz. Hani iktidar kendisini koruyor. Öbürü çabalıyor. Zaten daha önceki bir almış olduğu oylar var kardeşim. Senin oyun %27. Senin iktidara gelmen %53'ü bulmak için sen sıfırlayacaksın. Senin yanında 20 tane parti var. Senin bulunduğun partiden bir kişi daha çıkmış, Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Onun ne götüreceği, ne getireceği belli mi ki sen iktidara hemen yürüyorsun? Öyle kolay değil. Sonra geçtik, ayıtmış, bıyanmış bu geçtik. Geçtik istiyor. Ben tahsilimi yapıyorsam iş bulayım imkanları arıyor. Hepimizin çoluğu çocuğu var kardeşim. Siz burada boşa dolanmıyorsunuz. Sizin de ücretlerinizi almanız lazım. Ben size soruyorum, 2 milyonla siz geçinebiliyor musunuz? Senin şu üzerindeki, şu giymiş olduğun 750 bin lira. Paran olursa alırsın. Yani benim diyeceğim şu, ilk önce vatan, ikinci planda bayraktır. Vatanın ve bayrağını seveceksin. Öbürleri boş. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi günler. Çok teşekkür ederiz. Gündeminizde ne var diye soruyoruz. Sizin gündeminizde ne var? Gündemimizde bir şey yok. Burada elbise almaya gidiyorum mağazaya. Başka bir şey yok gündemimizde. Bu. Peki, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Siz de böyle toplu gördük. Gündeminizde ne var diye soruyoruz. Abi ben bir şey diyemiyorum. Sen konuş eniştem. Abi gündemimizde ne olacak? Emeklinin maaşı, maaş farkları, şunlar bunlar işte. Başka bir şey yok. Emekli maaş zam haberini bekliyorsunuz yani. Devlet ne verirse Allah bereket versin. Ne kadar verecek sizi geçindirebilecek? Abi ne verirse dedim bak, devletimiz, hükümetimiz bize ne verirse Allah bereket versin ya. Sizin beklentiniz yok yani, ne gelirse. Ya, devlet ya, beklentim olsa ne olacak? Ağlama, devlet ne verirse Allah bereket versin. Ben o kadar söylerim. Tamamdır. Size soralım, sizin gündeminizde aynı, ne var? Aynı görüş. Aynı görüş. Aynı görüş. Tabii. Emekli maaşları var. Aynen, doğru söylüyorum. Üçünü bekliyor şeyin. Ocağın üçünü bekliyoruz. İnşallah. O günkü neticeye göre de değerlendireceğiz. Peki, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Gündemimizde ne olsun? Sadece ekonomik durum var. Ne yönde peki ekonomik durum? Sıkışık hayat pahalılığı. Sıkışık her şey pahalılığı. Alamıyor, veremiyor. Maaşların az olması. Devletin böyle tutup da zenginler, zengini zengin yapması. Fakiri de iyice yerin dibine atması. İnsanı, her şeyin pahalanması. İnsanları gerçekten elektrik üzüyor. Elektrik yapmıyor. Elektrik şu fiyata geliyor. Şu su fiyata geliyor. Zeytinyağı alamıyor. Yiyecek alamıyor. Elma alamıyor. Portakal alamıyor. Battı yani. Bir çay alak desek çay çıkmış. 50 milyon şeker çıkmış şu fiyata. Bu ne alabiliyor, ne edebiliyor? Devletin değil de hükümetin gitmesi lazım.
Bu hükümetten bir fayda olmaz. Hükümet gidecek. Zengin iyice zengin oldu. Bu 2 2 daha 4. Fakat fakir gariban bir tane yağ alamıyor. Çöplerden gıda topluyor. Bunları hiç görmüyorlar. Başkalarının yaptığını, kendileri yaptı, iyilikleri, kötülükleri de başka tarafa atıyorlar. Öyle gösteriyorlar. Yani alım gücü olmadığını iddia ediyorsunuz. İddia ki, illa ki. Peki şunu soralım. İktidarın gitmesi lazım diyorsunuz. Siz memnun değilsiniz anlaşılan. Yok. Sizce erken seçim olmalı mı? Olmalı. Erken seçim olmalı, bizden rahatlaşmalıyız. Geç bile kaldık diyorsunuz. Geç bile kaldık. Erken seçim illaki olmalı. Siz de buyurun. Gündeminizde ne var diye soruyoruz. İstiyorsanız siz de durun, karşılıklı konuşabilirsiniz. Gündeminizde ne var diye soruyoruz. Sizin gündeminizde ne var? Ekonomi, ekonomi. Ekonomi. Para. Her şey marketlere bağlı. Her şey yanına varılmıyor. Ne yanına varılıyor ki? Alak ucuza tıkandı kaldı. Yani geçinemediğinizi iddia ediyorsunuz. Tabii tabii. %80'e insanı öyle. Yoksa ne yaşarsın? Seçim ne istersin? Siz de seçim istiyorsunuz yani. Herkes istiyor. Peki. Hadi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Vallahi hiç sormayın. Dolar var. Dolar ne yönde var peki? Sordum artık, cevap verdiniz. Düşüyor. Mutluyuk. Düşüşünden mutlusunuz yani. Yani aynen. Artık Türk parası. Peki şunu soralım. Düşüşe kurmaca diyenler var. Halkı aldattı diyenler var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence yanlış. Düzeltecek başkanımız inşallah. Güveniyorsunuz yani. Güveniyoruz. Peki marketlerde indirim olacak mı bu düşüşle birlikte? Bekliyoruz ama hala yok. Hala yok. Marketler dışında elektrikte, doğalgazda, akaryakıtta olacak mı sizce? İnşallah. Onunla da bekliyorsunuz yani. İnşallah. Peki çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ya biz yurt dışında da peki gündemi ne olacak? Dolar, euro, fiyatlar. Yüksek fiyatlardan herkes yanlış şikayetçi. Yani siz yurt dışında kaldığınız halde yüksek fiyatlardan şikayetçisiniz. Yok yok. Duyuyoruz biz bunlardan. Özellikle duyuyoruz yani. Biz eşten yana dostlarımla duyuyoruz. Biz de tabi onlar için üzülüyoruz tabi yani. Genelde gördüğümüzde gurbetçi vatandaşlar ülkenin iyiye gittiğini, ekonominin iyi olduğunu söylüyorlar da onun için sordum size. Yurt dışından peki ülkemiz nasıl görünüyor? Bunu soralım size. Ama yurt dışından Gülistan'da her şey ucuz yani gözüküyor. Halkın iyi olduğunu, mutlu olduğunu söylüyor ama bazı insanlar da bu son dönemlerde fiyatların yükseldiğinden biraz şikayetçiler. Sizce doğru mu bu peki, şikayetçi olmaları doğru mu ya? Bazılar diyor hani o kadar kötü değil devletimiz, yurt dışı daha kötü diyor. Dolar endeksi fiyatlar çıktığı için biraz ondan yani tepki var yani. Peki çok sağ olun. Siz nerede kalıyorsunuz yurt dışında, onu da soralım. Frankfurt'ta kalıyorum. Frankfurt, Almanya'da kalıyorum. Peki. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, biz teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun, teşekkür ederiz.